Akdeniz'de sular ısınmaya devam ediyor. Biliyorsunuz orada büyük bir rant var. Büyük bir gelir kapısı var diyelim. Özellikle Rumlar ve Rumların İsrail'le beraber oynadığı oyun. Bunun içinde Mısır'da var. Mısır'ın da bir açıklaması var. Amerika'nın bugün bir açıklaması oldu. Skandal niteliğinde bir açıklama. Türklere aba altından sopa gösterip şunu diyor. Kısacası özetle. Diyor ki yapma. Sondaj çalışmalarını yapma diyor. Biz onlara sonunda bir sondaj yapacağız. Biz sondaj çalışmalarına başlayalım. Önce haberi bir izleyelim. Tamam, dinleyelim. İlk sondajı vurdu. Rum kesiminin Kıbrıs Türk halkıyla paylaşmak istemediği başka konular da var. Örneğin Kıbrıs etrafındaki rezervler. Bugüne Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fatih sondaj gemisi ile Kıbrıs'ın batısında doğal gaz arama çalışmalarına başladığını açıkladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde temaslarda bulunan Çavuşoğlu, Türkiye'nin gerekli adımları attığını ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ruhsat verdiği alanlarda sondaj ve araştırma gemilerinin faaliyetlerine başladığını söyledi. Kıbrıs Türk halkını yok sayan, siyasi eşitliği temelden yok sayan ve Kıbrıs Türk halkının iradesini yok sayan bir çözümü bizim kabul etmemiz mümkün değil diyen Çavuşoğlu, dolayısıyla önümüzdeki süreçte yapıcı tutumumuzu sergileyeceğiz ama Kıbrıs Türk halkının, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Türkiye'nin haklarını korumak için ne yapılması gerekiyorsa onu da birlikte yapacağız şeklinde konuştu. Başlattı ve başlıyor. Barbaros Hayrettin Paşa bölgede sismik araştırmalarını sürdürüyor ve Alanya 1 bölgesindeki platformumuzu şu anda Finike 1 bölgesine doğru yönlendirdik ve yine Türkiye'nin kıta sahanlığı içindeki alanlarda bu sondajlarımızı yapacağız ve Barbaros Hayrettin Paşa'nın tespit ettiği noktalarda sondaj çalışmalarımızı başlatıyoruz. Bu hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Kıbrıs Türk halkının hakkını korumaktır, hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin yine kıta sahanlığı içindeki haklarını korumak için atılan bir adımdır. Kıbrıs Türk halkını yok sayan, siyasi eşitliği temelden, kökten yok sayan ve Kıbrıs Türk halkının iradesini yok sayan bir çözümü bizim kabul etmemiz mümkün değil. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte yapıcı tutumumuzu sergileyeceğiz ama Kıbrıs Türk halkının ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin haklarını korumak için ne gerekiyorsa onu da yapacağız birlikte. Amerika iki uçak gemisiyle Rumlara belli bir söz vermiş. Sizi koruyacağız, merak etmeyin, haklarınızı da koruyacağız. Rumlar da her şeyi açmışlar. Buyurun gelin demişler. Şimdi iki savaş uçak gemisiyle bize ne yaparlar bilmiyorum ama sonuçta Türkiye'nin bir tavrı var ve kararlılığı var. Demiş ki biz devam ediyoruz. Siz işinize bakın. Şimdi 1974 Kıbrıs Savaşı'ndan sonra 1980'li yılların ilk başlarında ve 70'lerin sonlarında Kirit'i yani Girit Adaları'nın adasına S-200'leri ilk açan S-200'leri dahil. S-200'leri. Ondan sonra geliştirildi S-300 oldu. S-300'leri filan hepsini bunların yollarını verdiler. Bunlar hep Kıbrıs'la ilgili arzuladıkları bir Kıbrıs'ı tek devlet haline getirmekti. Öbür taraftan da Enosis fikri yani. Enosis fikri. Şimdi şu önemli, 37 mil açıkta Akdeniz'de toplam 4,5 trilyon dolarlık bir rezerv var. Bunun da 1 trilyon 200 milyar doları bizim Türkiye'mizin Suriye'nin o Lakia şehrine de yakın bizim Mersin açıklarımızda 37 mil açığımızda bir rezerv var, bir damar var. Ve bu damar Akdeniz'in de en yoğun damarı. Ne yapıyor, ne diyorlar? Yani yapmasanız olmaz. Siz o zaman yapmasanız olur diye biz müdahil olduğumuz yerler var mı? Bizim burası kendi yerimiz, kendi sınırlarımız. Siz
Venezuela'da ne yapıyorsunuz? Darbe yapıyorsunuz. Öbür tarafta ne yaptınız Irak'ta? Körfezi kana buladınız. DAEŞ'i lejyoner gibi istediğiniz yere siz kan döktünüz. Bir sürü milyonlarca insanı. Tabii. Orta Doğu'da 25 milyon insanı evsiz bıraktınız. Yaklaşık olarak 1,5 milyon insan öldü. Kaçarken ölenlerin sayısı meçhul. Yaklaşık olarak 500-600 binde onlar olduğu düşünülüyor. E şimdi bunlara demezler mi adama? Yani sen benim evimdeki, bu neye benziyor? Sen benim evimde istediğim yere istediğimi koymaya müdahil olan bir komşuya benziyor. Zaten o da S-400 problemi de ondan kaynaklanıyor. S-400 olaylarıyla ilgili Türkiye'nin S-400'de diretmesi çok doğal bir şey. Yani NATO Genel Sekreteri ne diyor? Açıklama yapıyor. Diyor ki S-400'ü alabilirler kendi iç hukukudur diyor. Kendi savunma mekanizmasında diyor. Dilediği gibi bitirebilir diyor. Öbür taraftan da F-15'lerle ilgili bize F-35'in satışları da durduruldu. Onun için çok yani fark eden bir şey yok. Yani bizim bir tarafımızı Rusya'ya, Çin'e, İran ve Hindistan işbirliği olmalı. Bu işbirliğinden vazgeçmemeliyiz. NATO'dan da her zaman kendimizi onun içerisinde muhafaza etmeliyiz. NATO bizi çok önemsiyor. Zaten NATO Genel Sekreterinin açıklamaları, yani buraya gelmeden önceki açıklamaları kurucu çok... Kurucu üyesiyiz. Evet, çok şeydi yani iyiydi. Ve NATO altında çizdi dedi ki her ülke kendi savunma mekanizmasında dedi istediği silahı alabilir ya da üretebilir. Bunun açıklamasını yaptı. Ama Amerika'nın tabii kendi çıkarlarını ya da o siyasi çıkarlarına hizmet etmeyen duruma düşünce biliyorsunuz S-400'de başlayan hatta 74'teki silah ambargosunda benzer bir silah ambargosunda bugünlerde yaşatmaya çalışıyorlar ama artık Türkiye'nin altyapısı ve çok dirayetli bir cumhurbaşkanı var. Çok doğru kararlar verebiliyor. Davutoğlu döneminde mevcut olan başbakanlığı döneminde angajman kuralları hikayesiyle işte Rusya'nın 2400 kere hava ihlali oldu ve bir kere daha geçti. Tak diye vurdular. Onu da kahramanlık destanı gibi hareket ettiler. Köpürttüler o olayı. Daha sonra da ne oldu? Başka tavizler vermek zorunda kaldı. Allah'tan Tayyip Erdoğan'ın Putin'le arası iyi. Rusya'da ondan dolayı da muhafaza edildi. O angajman kuralları süresince 20 yan var. Yani 20 Ocak'ta ben Azerbaycan ve Türk bayrağını Putin'in sarayına o gergin günlerde götürmüştüm ve KGB almıştı beni. Peki, asmıştım yani sarayın önüne.